İyiliğine, sağlığına, sahip olduğuna, beni almam bedeli durmadan büyürken aklı hep aynı kalanlara. Canım, nasılsın? İyi hayatım, sürpriz oldu ya. Beklemiyordum böyle bir açılış. Ya, teşekkür ederim. ne demek? Ya da. Yada'yı anlatmanı istiyorum, tiyatro projelerini istiyorum, son oyunlar, yeni oyunlar istiyorum. Hepsini anlatırım hayatım. Hangisinden? Yada'dan mı başlayayım? Sorduğun sırayla mı? Nasılsın? Önce her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Yani olabildiğince yolunda gidiyor. Yani kendi kendimize hep bir şekilde meşgaleler bularak sen de aynı şeyi yapıyorsun. Çünkü bizler çalışmayı çok seven ve sürekli aslında hareket halinde olan insanlar olduğumuz için böyle bir mekanın içerisinde kapalı olma hissi tabii çok hoş değil. Bundan korunabilmek için de olabildiğince hep kafayı meşgul tutmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz kendimizce. Ve paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden yani ben de mesela seni çok büyük bir keyifle de takip ediyorum. Kendim de elimden geldiğince aynı şeyi yapmaya çalışıyorum işte. Tuğrul Arıyor diye bir program yapıyorsun sen de. Evet. Arkadaşlarla. Çok güzel. Ben de seni gülerek size zevkle seyrediyorum. Evet, sağ olun. Çok özledim. Ben de öyle. Ve biz çok yakın oturuyoruz bu arada. Bizi izleyenlere de söyleyelim. Sokağın bir başında ben, bir başında İlke oturuyor. Buna rağmen tabii ki görüşemiyoruz yani bu ara. Evet, ilk fırsatta sarılacağız umuyorum ki. Evet, aynen. Ortada buluşacağız. Evet. Tuğrul'um, Yada'yı anlatır mısın birazcık? Nasıl tabii çıktı? Anlatayım. Şöyle. Şimdi hatta Gizem galiba şu an izliyor. Gizem Erdem. O da aşağıdan az evvel bir şey yazmış. Onu gördüm. Buradan mamimamimam öpüyorum Gizem'i de. Bizim Gizem'le oynadığımız bir oyun vardı. İki kişilik yaz diye. Müzikli bir oyun. Evet. Ve orada aynı zamanda sahnede bize gitarıyla eşlik eden, bak Gizem orada. Sahnede geldik bize, evet, gitarıyla eşlik eden Özgehan vardı. Ve biz o dönem bayağı iyi böyle bir üçlü olduk. Yani işte müzik konusunda iyi anlaşıyoruz. Kafalarımız böyle iyice yaklaştı birbirine falan. Ve sonra o oyunla birlikte ben sahnede şarkı söyleme olayını çok sevdim. Uzun yıllardır da yaptığım böyle şarkılar vardı ama kimseye göstermiyordum, dinletmiyordum vesaire. Sonra Özgehan'ı bir gün çağırdım. Ya bak dedim, bende birkaç böyle şarkı var, acaba bunlardan adam olur mu? Bir bak bakayım müzisyen olarak. Ve bana geldi ve biz böyle bir anda şarkıları düzenlemesini yaparken bulduk açıkçası kendimizi. Yani kendi kendine oluştu. Sonra diğer arkadaşlar katıldı aramıza. Ve işte 2 yıldır biz böyle önce küçük küçük provalar ala ala kendi şarkılarımızı yapa yapa, sonra da işte yine kendi arkadaş grubumuza kapalı hani konserlerle başlayıp da yavaş yavaş dışarı açılan etkinliklerle devam ediyoruz. Yeni şarkımız çıkacak çok yakında. Evet, ondan sonra tabii şu an hızlandıramıyoruz ister istemez işte. Şu an her şey bir rölantide, o da öyle. Yoksa başka planlarımız vardı ama olsun, biraz geç olsun. Olsun. Tuğrul'cum, hepsi senin bestelerin değil mi? Yazılı. Besteler, sözler benim. Evet, besteler, sözler benim. Düzenlemeler Özge Hanım. Harika. İki tane single'ınız var galiba. Durgun Sular ve... Durgun Sular var, Benim Anmam var. Bu en son senin şimdi yaptığın şarkı. Bizim en son çıkar şarkımız. Onun öncesinde Koca Şehir'le Çok Güzelsin de var. Evet, yani çok güzel. Şimdiye kadar ne oldu? 6 şarkımız falan çıktı. Daha albüm çıkartacağız, yapacağız. Ay çok güzel ya. Ve yani Tuğrul, zaten birçoğunu tanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yetenek kumkuması arkadaşlarımdan bir tanesi. Çünkü sahne enerjisi inanılmaz. Şarkı söylerken başka biri oluyor ama kendi oluyor. Yani inanılmaz zevkli. Ki ben yani sadece bir iki konserine küçücük olsa da gelebildim. Yani çok az kalabildim ama böyle ışığınla ve enerjinle hepimizi kendine hayran bırakan canım artık. Gerçekten harikasın. Keyifle izliyorum seni. Teşekkür ederim. Şimdi peki... İstiyorsan şeyleri de biraz anlatayım. Bu peki hani oyunları da sormuştun ya. Evet. Bir küçük değineyim mi onlara da? Lütfen. Tamam. Şimdi bu sene çok ilginç. Bu sene ben hiç televizyon işi yapmayacağım. Daha çok tiyatroyla aslında geçireceğim bu seneyi diye bir karar almıştım. Ve nitekim de işte Hedda Gabler'le, biz Tiyatro Pangar'da Hedda Gabler'le oynuyorduk. Demet Evgar'ın tiyatrosu. Sonrasında Aşk Geçmişim diye bir oyun yönettim. O da Unique'de
iyi yayınlanan Tatlı Ekşi Tiyatro'nun oyunu. Sonra sürpriz Das Das'tan bir teklif geldi. Müzikal, tabii müzikal olunca dayanamadım. Evet. Ve çok da istediğim arkadaşlarımla biz başlayalım. Hatta Hülya da var, bizim ortak arkadaşımız. Ben varım, gibi. Değil mi o? Ben varım. Ben varım. Evet. Ben varım deyince, aa İlke de mi vardı? Abi. Yani, o kadar unuttum ki artık hani oyunları. Neyse, ondan sonra tam ben böyle bu sene çok güzel artık tiyatroya kendimi şöyle bir bırakacağım. Güzel güzel oyunlar oynayacağız derken işte bunlar oldu. O yüzden şimdilik olsun. Duruyoruz ama. Yaparız yani, olacak, her şey normale dönecek bir şekilde. Yavaş yavaş da bir takım düzenlemeler olur herhalde. Evet, ben Hedda Gabler'i de görmedim. Bu sene senin hiçbir oyununa gelemedim. Çok çok merak ediyorum. Çok güzel şeyler okudum hakkında. Bekleriz. Evet, yani Demet Evgar'ı da zevkle takip ediyorum. Yani Tiyatro Pangar olarak zaten çok güzel şeyler yapılıyor. Evet. Görüyorum, takip ediyorum. Ve şimdi bu 23 Nisan'la beraber başlayan sizin YouTube kanalında Çocuk Evi diye Çocuk Evi. Değil mi? Kanal. Evet. Kanalın adı Çocuk Evi. Çok güzel. Evet. Çocuk Evi'nde de içerikler biz işte hazırlıyoruz her hafta. 23 Nisan'da başladı dediğin gibi. Sonra tesadüf Anneler Günü oldu. Sonra işte yine 19 Mayıs içeriğimiz oldu en son. Sürekli biz de evde provalar yapıyoruz, üretim. Evet, aynen devam. Peki foto sentez Bey de bizim de burada mi? Burada hazırlanıyor. Birazdan burada olur, evet. Kırmadı evet. Bizi. Çok teşekkür ederim. İyi ki çok sağ olsun, evet. Kendisi gerçekten hemen oldu. Ne derler? Salça oldu. Ben nereye, o da oraya. Ona soruların varsa şimdiden şey yap. Onu özel bir şey olarak alalım. Tamam. Fotosentez. Birazdan burada olacak çünkü kendisi. Tamam, harika. Tamam. Ona sorarız, sohbet ederiz onunla da. Yani hani Tabii. Gelir. Şimdi geliyor hatta. Az sonra burada olacak yani. Öyle söyleyeyim sana. Ya. Sen neler yapıyorsun peki? Tuğrul'cum, ben her gün ders hazırlıyorum. Farklı seviyelerde bale dersleri. Ve mümkün olduğunca işte böyle arkadaşlarımla sohbet ve bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı, işte hani hareket etmek konusunda motive etmeye çalışıyorum tüm çevremdeki arkadaşlarımı. Hani sen hareket edebiliyor musun bu arada? Hani Evet. Yapıyorsun değil mi egzersiz? Çünkü beni çok biliyorsun çok mutsuz olurum aksi takdirde. Mutlaka hareket yapıyorum, mutlaka. Hareket halindeyim. İyi, harika, süpersin. Çünkü hani pilates, yoga, şimdi önümüzdeki günlerde biraz nefes egzersizlerine dayalı bir takım çalışmalar. Çok iyi. Ay, sıkılmadınız mı artık bununla konuşmaktan? Yeter. Nefes, hareket. Ben buradayım İlkeciğim. Bana sor artık biraz soruları. Merhaba, ne? Selam. Bakar mısın ya? Hep bunu yapıyor ya. Ne? Sıra bende. Evet canım. Merhaba, nasılsın canım? Çok sevindim seni gördüğüme. Yani ben de çok sevindim. Keşke bir de yakından görsem. Çok güzel bir kadınsın. Vay, teşekkür ederim. Sen de çok tatlı gözüküyorsun. Dur. Evet. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar fotosentez Beyciğim? Her şey biraz mı? Sorar mısın canım? Tuğrul bir şeyler söylüyordu, anlamadım. Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? Yeni programlar? Çok mutluyum, çalışıyoruz. Sürekli inanılmaz popülerite her yerden akıyor. Bu önümüzdeki günlerde yeni bir projeniz ben var. Ben gideyim mi isterseniz? Hayır, gitme, sen de kal. Ne kadar kıskanç ya. İnanamıyorum gerçekten ya. Sevgili Fotosentez Beyciğim. Evet. Canım, var mı böyle yeni projeleriniz önümüzdeki günler için? Var, evet. Bana film teklifleri geliyor İlkeciğim. onlarla ilgili bir aslında menajer arıyorum çünkü Tuğrul bana hiç yardımcı olmuyor. Tamamıyla yalan. Yani gerçekten. Neyse. Aynı zamanda dans dersleri almak istiyorum. Bunun için de zaten sana geleceğim. Tamam, harika. Çok bana güzel. Birkaç tane figür gösterir misin? Şurada hemen bir deneyeyim ben. Tamam. Şimdi sence şöyle, yeteneğin var mı benim? Şimdi şöyle yapıyorsun. Evet. Bir. İki. Evet. Dört. Dört. Harika. Yap.
2, 3, 4. Tamam, bence çalışabiliriz. Harika, çok yeteneklisin. Allah aşkına şöyle şeyler söyleyip de şunu bir şey zannetmesin kendini yani. Lütfen rica edeceğim. İşte kıskançlık böyle bir şey. İnsanları rezil ediyor İlkeciğim. Ah canım benim. Yani çok güzel gözüküyorsun. Çok sevindim ya. Harikasın. Bence biz dans dersi başlayalım bu süreç bittikten sonra. Ben geleceğim sana İlkeciğim. Ben kendim de gelirim. Hiç önemli değil. Sen bir kahve koy yeter. Sade mi seversin Türk kahveni? Sade? Olur. Olur, tamam. Olur, ay, olur. Ben her şeyin sadesini severim. Yalan, tamamıyla yalan. Neyse. Neyse hayatım. Bu benim programım. Yani sen sonradan geldiğin için buraya. Çok tatlısınız ya. Of. Bütün gün evde bununla böyle işte. Yani nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Başka sorularım var mı hayatım? Şeye, şimdi yarın 19 Mayıs'la ilgili bir de bu projemiz var galiba. Öyle, biz 19 Mayıs içeriğimizi şimdi hafta, yani pazar günleri yayınlanıyor bizim Çevi programları. Dolayısıyla ayın 17'sindeydi yani şey. O güne denk geldi. Biz evet, evet, yani aslında dünkü programın içeriği 19 Mayıs'la ilgiliydi. Ama tabii şu an artık programlar yavaş yavaş orada yükleniyor. Tabii ki gününde izlemek isteyenler de aynen izleyebilirler YouTube Çevi kanalında. Onu da bırakırım biraz sonra programımız bitince. Tamam. Program falan diyorum Tuğrul, yani yayın diyorum, program diyorum. Öyle öyle şimdi tabii ki. Senin çok pardon şunu şuraya bir koyayım. Çünkü senin hep bunun yüzünden. Tabii ki kafana göre oluşturduğun bir konsept var ister istemez. O bir süre sonra tabii programı dönüşüyor. Neden olmasın? Evet, çok ilginç şeyler yani gerçekten. Yani hiç düşünmemiştim hani bu tarz bir çalışma yapıp paylaşıp YouTube kanalında paylaşmayı falan. Yani inan hani süreç bir şekilde bu şekilde çalışmamızı getirdi. Hani sen de eminim Tuğrul arıyor diye bir şey daha önce düşünmemiştin yani herhalde. Hiç düşünmedim. Fakat şöyle bir şey var İlke, hep insanların ağzına pelesenk olmuş bir takım laflar var. Mesela atıyorum işte bizler birazcık göründüğümüz için ya da işte seyirciler gelip bizi izlediği için sahnede ya da televizyonda ya da orada burada insanların aklında bizim, siz halka örnek olacak insanlarsınız, halka mal olmuş insanlarsınız, işte sizler hareketlerinizle insanlara örnek oluyorsunuz filan falan gibi bence hiç doğru olmayan bir takım düşünceler var. Biz her hareketimizi halka örnek olmak için atan insanlar değiliz. Hiç kimse değil. Hepimiz aslında içimizden geldiği gibi yaşıyoruz. Sadece kendi doğrularımız var ve onlara göre yaşıyoruz. Kesinlikle. Fakat aslında bu örnek olma ya da ilham olma. Ben örnek olmayı sevmem ama ilham olmayı severim açıkça söylemek gerekirse. İlham olma mevzu bence çok daha önemli. Yani burada senin yaptığın şey bir başka arkadaşıma ilham verip başka bir şey hazırlamasına sebep olabilir. Ya da bir başkasının seni izleyip bütün bu süreçten daha akıllı, akıl sağlığını koruyarak çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla bence bu tür durumlarda aslında üretime daha yatkın insanların değerleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun sonu ne olur? Kalır, kalmaz, ileride birileri izler, takip eder. Ama bunların hepsi birer arşiv. Senin yaptığın her şey, benim yaptığım her şey. Tabii. Ve insanlara hem kendi kafamızı rahatlatmak hem de onlarla bir bağ kurmak için onların yalnız olmadığını göstermek için yapıyoruz bunları. Hı hı. Kesinlikle, aynen öyle. Çok güzel söyledin canım benim, her zamanki gibi. Süper. Ya, çok özgürüm, ben sarılmak istedim sana. Canım ya, benim. Evet. Şimdi yavaş yavaş isterseniz herkes de aynı şekilde tabii ki yani belli bir süre aynı anda bu izolasyona başlayıp o süreci yani aynı tarihlerde geçirdiğim arkadaşlarla yavaş yavaş görüşmeye başlıyoruz. Ama tabii ki görüşmek yine şöyle aynen böyle oluyor yani. Merhaba. Merhaba, hiç sarılma yok, öpüşme yok, bir de biz alışık değiliz öyle şöyle bir tuhaf oluyor açıkçası. Yani bir hani bari bir sırtımız değsin falan birbirine diye böyle. Tuğrul, şeyi sormak istiyorum. Yada'yla turne programı gibi bir şey düşünüyor musunuz? Hani bu önümüzdeki süreçler. Aslında tabii bunların hepsi vardı. Hatta hala şu an aslında hali hazırda var. Eylül'de mesela bir festivale katılacaktık. Aslında biraz yurt dışı için vardı bir takım düşünceler. Şu an yurt dışı
Bilemiyorum ne olur. ama dediğim gibi artık galiba ilk etapta bu turneydi, murneydi vesaireydi. Bunlardan çok galiba artık çıkartmak, uzun zamandır ertelediğimiz albümü herhalde çıkartmak daha mantıklı olacak. Ki ondan sonra biraz durumları da bir izleriz, gözleriz ne olur. Ama yine böyle açık mekanlarda az kişiye ister istemez güzel konserler vermek planlarımız var. Onlar da bir süre sonra belli olur zaten. Çok güzel. Peki bu yeni çıkacak olan albümde kaç parçanız var? Şimdi bir tane single geliyor. O tek parça. Tamam. Ben şey olarak düşünüyorum. Ya ilk de bu aralar insanların albüm dinleme alışkanlığı çok yok. Yani ben kendi adıma da söyleyeyim bunu artık. Eskiden ben CD, plak peşinde koşan biriydim. Şimdi bu Spotify'lar, iTunes'lar vesaireler, onlar çok işimizi ister istemez kolaylaştırıyor. Basıyorsun play'e, arka arkaya şarkılar çalıyor. Ve gerçekten albüm dinleme alışkanlığı artık pek kalmadı insanlarda. O yüzden çok böyle full işte 12, 13, 14 şarkılık bir albüm yerine 6-7 şarkılık bir şey herhalde yapacağız. Süper. Çok merak ediyorum. Şimdi single'ı merakla bekliyoruz. Evet, o zaten konserde çalışmayacağım diye bir şarkımız var bizim. Konserlerimizde en çok herkesin böyle hopladığı, coştuğu bir şarkı. Aha. Onu çıkaracağız bakalım. Evde de klip çekeceğiz onun için bu arada. Oo, çok güzel. İşte hatta bugün toplantımız var sonrasında. Böyle bir araya geleceğiz, fikirler böyle. Ondan sonra herkes evde çekip görüntüleri paylaşacağız bakalım. Süper, harika. Peki şey düşünüyor musunuz? Akustik bir konser, hani... Hem evet hem hayır. Yani akustik şu an daha bizim ya bizim şarkılarımızın biraz duyulması, biraz bizim sound'umuzun aslında ne olduğunu duyulması lazım. Anlaşılması lazım. Ondan sonra o tür şeyler de yaparız. Biz birazcık ben kendimi hep böyle 80-90'ların garaj bandlerine biraz benzetiyorum aslında yaptığımız müziği. Çünkü gerçekten de o şekilde hep çıkıyor bütün şarkılar. Doğaçlamalarla, bir araya gelip denemelerle. Olabildiğince sentetik hiçbir ses koymamaya çalışıyoruz kayıtlarımıza. Dolayısıyla şimdi çok düşünmüyorum açıkçası akustik bir şey yapmayı. Ama olacak, olur, mutlaka olur. Evet, yakışır yani bence bir de. Bir iki sene sonra şarkılar biraz daha sonra mutlaka olur. Harika. Peki başka sorum? Film İstediğin yerden, Türkiye'cim, istediğin yerden sorabilirsin. Film soracaktım, hani var mı film projesi diye, ama sen başta söyledin zaten tiyatro yapacağım bu sene daha ağırlıklı olarak diye. Ya şu ara zaten her şey durmuş. Evet. Hani donmuş mu? Projeler var, diyorlar, ediyorlar falan ama şu an ne kadar güvenli olur? Set ortamında çalışmak çok da şey değil yani. Biraz bir durdu ama sen beni görebiliyor musun? Bir durdu, şimdi geldi galiba. İyi miyiz? Beni görüyor musun şu an? Hareket ediyorum ben. Bağlanacağız arkadaşlar. İlkeciğim, arada ben böyle kopayım kopayım geleyim de sen bizim şarkıları çal bari. Ya bayılıyorum bu parçaya. Hepsine çok çok beğeniyorum ama bu benim favorilerimden bir tanesi. Bir de Ben İnanmam, o da çok. Yaşasın, yeee. Çok iyi yani. Çok çok. Hatta bale derslerini acaba birkaç parçayla yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Mesela bununla çok güzel pliye falan yapılır mesela. Tonda yapılır. Ne hani... zaman istiyorsan. Tamam. Burayı istediğin zaman istediğin kadar kullan hayatım. Bayıla bayıla. Tamam. Çok mutlu oluruz yani. Harika. Böyle... Ya çünkü... Çocukluğumuzda TRT'de hep şey olurdu ya, sürekli böyle yayın giderdi ve Necefli Maşrap'a resmi.
Böyle durumlar için acil bir şey lazım, bir gör. Biraz da yayınımız teknik bir arızadan dolayı. Ya bu çok oluyor. Benle alakalı mı bilmiyorum. Konuşurken bir anda donuyor ve ses gidiyor ve ben tekrar internetle ilgili. Aynen. Ben şimdi şeyden çıktım mesela, Wi-Fi'dan çıktım. Benim şeyden bağlıydı. Telefondan bağlanıyorum. Daha az riskli olur diye. Yani bakalım. Donmadık değil mi? Ha, korkuyorum. Donmayalım. Ya bir şey soracağım. Unuttum. Ne soracağım? Senin çıkmadın değil mi evden? İki kere falan çıktım. Orada da manava gittim yani. Hani mahalle içinde. Tabii. Ama çıkmadım. Yani ve çıktığımda da kendimi çok kötü hissettim Tuğrul. Yani böyle dışarıda hani güvensiz hissettim. İyi hissetmedim. Hani umarım bu iyi hissederim yani. Önümüzdeki günlerde çıkabilirsek eğer. Yani tabii nasıl olacağını bilmiyorum da. Ya o hemen evde kalmaya nasıl alıştıysak dışarı çıkınca da ben alışacağımızı düşünüyorum. Bak geçen gün şöyle bir şey. İşte bir arkadaşımızın evindeyiz. 4 kişiyiz ama tabii böyleyiz. Biri burada, biri burada, biri orada, biri orada falan. Ondan sonra böyle yavaş yavaş küçük küçük sohbet ederken bir müzik açtık. Hadi bir dans etmeye başladık ama yine böyle falan tabii ki yani. Olursa olsun böyle okey ya yani yavaş yavaş galiba bir güzel bunu 3 gece yapsak arka arkaya demek ki alışacağız o eski kafaya gelmeye falan diye düşündük. İyi geldi yani arada. Evet. Ya bu süreci gerçekten hani kendi lehimize çevirip bir şekilde daha pozitif yönden bakıp hani kendimize dönüp işte üretip ne yapabiliriz, neler farkındalığımız, unuttuklarımız, değer yargılarımız, hani yaşarken birçok şeyin değerini çok iyi bilememişiz gibi hani hesaplaşmalarımız, işte yapamadığımız yemekler, işler, evde olan şeyler yani salonun ortasında stüdyo falan yani hani. Değil mi? Evet. Hani değişik ben, yani. Ben bu dönemde çok iyi bir kurgucu oldum mesela öyle söyleyeyim. Tabii çünkü ben bütün o programı çekiyorum, atıyorum, kurgu yapıyorum, üstüne animasyon ekliyorum, işte ses ekliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum filan falan bayağı artık tamam dedim yani yeni bir meslek edindim kendime. Dolayısıyla bir takım avantajları olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ben de video edit yapmayı öğrendim mesela hiç bilmiyordum. Ya. O tarz şeyler öğrendim. Hatta böyle o fade'li girip çıkmalarını falan bile yapabiliyorum. Bak sen. havalara gel. Allah çok havalı. Ondan sonra işte çok fazla ders hazırlamış oldum farklı seviyelere göre bale dersleri. Ve çok fazla müzik araştırması yaptım balede kullanabileceğim hani. Ve böyle müthiş bir arşiv olmuş oldu bu 65 günlük süreçte. İlginç yani ya. Tabii. 65 oldu mu ya? Galiba ya 63 64 öyle bir şey. Ben ya ister istemez günlük gibi YouTube'a yüklediğim için bütün aynen. Videoları, dersleri. Hani klas. Öyle. Vay. 65 gün. Kim derdi? Ya. Ama hani tabii bir an önce artık hayatlarımıza devam edip sahneleri bizde izleyicilerimizle provalarımızla buluşmak çok Tuğrul. Ben hareket halindeyim bilmiyorum. Ben şu an nasılım? İlke geldin mi? Gitme geldin galiba. Görüyorum, duyamıyorum. Görüyorum, duyamıyorum. Sen nasıl? Tamam. Bağlanıyorum şimdi Tuğrul'la devam. Kimsesin.
tekrardan. Bakalım. Ayşegül'cüğüm merhaba. Çok güzelsin. Başına gelenlerin suçlusu sensin. Çok güzelsin İlkeciğim. Ay canım benim, sen de çok güzel. Ben sapık gibi sürekli sen canlıya bağlanınca ilk önce ben girip şey yapıyorum, gönderiyorum. Harika. Neyse ben de şimdi internetten çıktım. Bakalım böyle daha mı şey olacak? Ne bakalım, deneyelim işte. Hı-hı. Ne diyordum ben? Ha, diyordum ki sanat diyordum. Umarım artık bu süreç biter de seyircimize, perdelerimize, sahnelerimize, provalarımıza, çalışma arkadaşlarımıza kavuşuruz. Çünkü yani grup işi sanat. Tek başımıza çok fazla bir şey değiliz yani. Hiçbir şey değiliz gerçekten. Ya, dün bir arkadaşımla konuşuyoruz telefonda. O bambaşka bir sektörde. Ama tabii ki yani gidiyor geliyor ofise. Ve şey şu an mesela onu dedim. Ben şu an çalışıyor. Yani bütün bu kadar evde vakit geçirdikten sonra yani işte demin konuştum. Dile kolay 65 gün olmuş yani. Bu kadar evde vakit geçirdikten sonra akşam oyunum var ve oyuna gidiyorum cümlesini mesela şu an kuramıyorum. Hani hiç kendimi hazır hissetmiyorum açıkçası. Oyuna gideyim de sahneye çıkayım da vesaire de. Biraz o kadar kolay olmayacak galiba ya. Biraz yani bizim de psikolojik olarak hazırlamamız lazım kendimizi. Bir anda bitti çünkü. Şimdi bir anda tekrar o nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Bizim için de yani bir stüdyonun içinde kalabalık bir halde nasıl çalışacağız? Evet. Ve hani ter ve hani ortam yani ne bileyim hani sıcak oldu. Yok ya yani nereden baksan biz ne yaparsak yapalım yani virüs bir şekilde gelecek yani. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz böyle ağız ağza, vücut vücuda çalışan insanlarız. Hani bizim şeyimiz yok. Biz bitmişiz yani. Çalışmaya başladığımız anda mutlaka. Her sene bir sürekli biri ekipte grip olur. Bir hafta sonra herkes grip olur. Biri soğuk evet. Algınlığı, iki gün sonra bir bakarsın mutlaka 2-3 kişine geçmiş. Yani bizim mesleğimiz öyle yani riskli bir mesleğimiz var zaten. Evet. Ne olursa olsun tabii ki bu riskler hep devam edecek ama olsun seviyoruz yapmayı. Manyağız çünkü. Manyak olduğumuz için aşığız ki evet kesinlikle. Aynen. Arkadaşımızdan hastalık kapacağımızı bile bile böyle ağzına girip oynuyoruz. O hasta onu bile bile çünkü manyağız. Başka bunun bir açıklaması olamaz yani. Evet. Tuğrul ya of. Bittim yani. Evet manyağız çünkü evet gerçekten. Evet. Öyleyiz. Of. Tabii. Çok özledim. O manyaklar vardır İlkeciğim. Manyaklara görünürlük günü. Manyaklar vardır. Yani işte olması lazım. Geçecek hepimizi geçecek. Hepimizi bir salona koymuşlar işte. Hı? Hepimizi bir salona koymuşlar. Biz de öyle kendi kendimize yapıyoruz bir şeyler. Aynen öyle. Geçecek işte diyorum ben de. diye 65 gün. Bir umarım daha kısa zamanda toparlanırız yani. Aşıyı bir bulsalardı kurtulsak anasını satayım ya. Yani aşı gelsin de biz cak cak yapsak da çıksak artık. Ne olacaksa olsun ondan sonra. Cak cak. Covid'i biter, Hasan Hüseyin'e gelir, o biter öbürü gelir. Yani bitmez bu işler. Bitmez. Negatif anlamda söylemiyorum yani. Öyle yani. Ağzına etmişiz çünkü bayağı dünyanın dengesini bozmuşuz. O yüzden şu an yani ay bıdı bıdı yapmaya pek şeyimiz yok yani. Ama ne kadar güzel haberler aslında. Yani buna da ihtiyacı varmış dünyanın. Yani daha üçüncü günde kuğular falan dolaşmaya başlamış. Okyanuslarda yunuslar orada burada. Orası öyle bir taraftan da bir çıkıyorum şuraya. Burası, yani biz nispeten hani daha okumuş yazmış, daha böyle hani bir takım şeylerin farkındalığı yüksek insanların olduğu bir yerde yaşadığımızı düşünüyorum ben. Fakat bir çıkıyorum dışarı, atıyorum markete gidiyorum ben de. Millet çıkmış dışarıya, almış eldivenini, atmış yere. Ya manyak mısın arkadaşım? Sen o eldivenini niye atıyorsun yere? Sen kendini koruyorsun, sonra ben ne olacağım? Maskesini almış, yere atmış. Pardon, niye? Yani bu nasıl bir... Çok fena. Bu nasıl bir kafadır? Ben onu anlamıyorum yani. Düşün. Hani bu her yerde böyle. Bunun okumuşlukla yazmışlar. Bunun düşüncelilikle, bunun vicdanla alakası var. Ve yani hani sokaklar şu an gerçekten
eldivenler, maskeler, abuk sabuk şeylerle dolu. İnsanlar sadece tek düşündükleri kendilerini korumak. O yüzden yani ben sana söyleyeyim, 3 gün sonra aynı düzen, aynı sistem. Kuğular da gider, yunuslar da gider. Köpek balıkları da geri dönerler. Görürüm yani. Maalesef. Maalesef. İnsanlık ne kadar önemli ya. İnsan olmak, değer bilmek, bencil olmamak, egoist olmamak. Yani aslında bunlar hani varoluşumuzda, özümüzde var olan şeyler ama işte insanoğlu bir şekilde ne yazık ki özünü kaybettiği için Evet, bu nerede, sebeple nereye kaçtıysa o öz çıksın gelsin öz neredesin öz? özümüzü öpeyim yani gerçekten. Ya. Nerede bu öz anasını Ah ya, ah Tuğrul'um. Ya işte güzel günler göreceğiz ama yine de her şeye rağmen diye umutluyum ben. Yani yani evet. tabii ki şöyle, bu maalesef farkındalığı yüksek olan, dünyanın merkezine sadece kendini koymayan, bencil olmayan, akıllı olan, düşünen, kendini eleştiren insanların acı içinde yaşadığı bir dünya ve hep böyle olacak. Yani çünkü görerek, bilerek, tahmin ederek, sonunu görerek yaşamaya devam edecekler, edeceğiz. Ama bir taraftan da tabii ki buna tutunabilmek için de vazgeçmemek için de ne yapacağız işte? En iyi yaptığımız şeyi yapacağız, birbirimize sığınacağız ve aynı zamanda da üretmeye devam edeceğiz. Yani ne yazık ki böyle. Bencillik çok fazla, bencil insan çok fazla, düşüncesiz insan çok fazla, vicdansız insan çok fazla. Ve dediğim gibi bunun okumuşlukla, cehaletle, onunla bununla hiç alakası yok. Gerçekten bunun tamamıyla insani duygulara sahip olup olmamakla ilgisi var. Elbette ki kamu otoritesiyle ilgisi var. Elbette ki yönetimle ilgisi var. Yani nasıl bir dille büyürse insanlar, nasıl bir dille muhatap olurlarsa o dille ve o cümlelerle büyüyorlar. O cümlelerle hayatlarını sürdürüyorlar ve dolayısıyla da şu an bencillik, dışlamak, ötekileştirmek, kabul etmemek geçer akçe olmuş durumda. Dünyanın genel sorunu bu. Bizim ülkemizin zaten yegane sorunu bu. O yüzden bence bütün virüsler için çok harikulade bir adres yani burası. Sinirim bozuldu. Çok haklısın. Ayşeciğim, canım benim. Sığınalım birbirimize İlkem demiş. Canım arkadaşım. Öperim seni. Evet, en güzel, Tuğrul'um. evet. Yani kendi ülkende bile azınlık gibi hissetmek terimi ya da hissi nedir biliriz yani ne olduğunu. Ama olsun. Yine de biz bir aradayken çoğuz. Çoğunluğuz. Güzeliz. İyiyiz. O yüzden de aynen arkadaşına katılıyorum. Her şeye katılıyorum yani. Evet, yani ve bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmeliyiz gerçekten ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Merakımızı dindirmeyelim yani durmayalım, hep üretelim, paylaşalım, Aynen. sevelim. Tabii ki. Gerçekten önce kendimizi sevelim, sonra zaten her şeyi sevebiliyoruz. Yani hayat güzel aslında ya. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki Çok hayat güzel. çok güzel. Muhteşem. Yaşamak nefis bir şey ya. Nefes almak, her yeni güne uyanmak. Ben bayılıyorum. Yani ne bileyim işte evde benim dün çiçek iki tane küçük böyle yaprak çıkartmış şöyle şuradan. Ondan sonra ona bakıyorum deliriyorum yani, anladın mı? Ne kadar cömert aslında. Sen ona bakarsan olsan o misli misli zaten sana veriyor hediyesini yani. Müthiş bir şey. Evet ve aynı şekilde bedenimiz de aynı şekilde. Yani ona ne yedirirsek, ne içirirsek, hareket ettirirsek, ona iyi bakarsak o da bize iyi bakıyor. Onun için sağlığımız, düşüncemiz, her şeyimiz daha temiz oluyor. Onu İyi da dedin hayatım. Çok iyi dedin. yes! Vallahi aynen. İmza atarım bunun altına. Ne yapıyorsun? Oy Yemek çok yapıyor musun? Güzel. Söyle bakayım yapıyorum. bana. Her gün her gün Ne yeni bir yapıyorsun? şey yapıyorum. Denemek istediğim çok fazla şey vardı. Hiç vakit bulamadığım. Bol bol çorba yapıyorum. Bir tane kapya biberden közleyip biberi bir çorba tarifim var. İnanılmaz güzel oluyor. Poğaça yaptım. Evet. Pizza yaptım. Çok özür diliyorum. Tacize uğruyorum. Tuğrul Bey bıyık kalıcı mı diye sordu Aha aşağıda. evet. Arkadaşlar bu benim özel hayatım. Lütfen. Lütfen artık bıyıklarımı ve beni rahat bırakın. Lütfen artık. Lütfen herkes kendi hayatına baksın. Artık yeter. Çok sıkıldım. Ececizler. Bu tacizler.
Sen her halinle Tuğrul'cum, her halinle yakışıklısın. Çok teşekkür ediyorum canım. Ben size bak ediyorum. Nasıl gülmüş sesi bizden. Valla ben normalde hiç bıyık bırakayım bilmem ne derdinde değildim. Hı-hı. Fakat yani şimdi bırakmayacağım, ne zaman bırakacağım hayatım? Bence de. Kazıtacaksam şimdi kazıtacağım. Boyayacaksam şimdi boyatacağım. Boyayacağım, şey yapacağım. Uzatacaksam da o yüzden bir tane böyle bıyık bırakıverdim. Tamam, bence olmuş. Aynen. Bence tamamdır. Bir de etrafımdaki pek çok insanın şu an problemi bıyık. Kadınlarda da çok. Bir farkındalık yaratmak istedim yani. Bakım şart tabii. Karantina marantina anlamaz. Bakım şart. Her gün bakımlı olalım lütfen. Ya sizi çok iyi anlıyorum. Sizin yanınızda ve destekçinizim demek için. Ben de bıyıkları bıraktım şekerim. Çok tatlısın ya. Of, sen ne yapıyorsun? Yemekler, bir şeyler yapıyorsundur. Of, hem de nasıl. Yani ben iyiydim zaten mutfakta. Ama şimdi hiç tahmin etmediğim, yani çıtamı yükselttim, öyle söyleyeyim sana. Evet. Buradan bir daha aşağı düşer miyim? Utanırım yani düşersem buradan. Şöyle yani mesela zirvemi fırın sütlaçta yaptım. Wow. Yes. Ondan sonracığıma bayağı geçen ne yaptım? Şey yaptım, pekmezli kek yaptım, kakaolu falan. Arkadaş yani çok iyi. İnanılmaz mutfakta. Ben de her şeyi tahmin ettim, her şey, yemek yaptım bir sürü, yani artık ev kendine geldi. İşte böyle yani, buna da ihtiyacımız varmış bir yandan. Gerçekten. Varmış. Çünkü vakit bulamıyorduk yani bir şey yapmaya, yemek yapmaya, temizlik yapmaya, işte odayı toplamaya, dolabı bilmem ne yapmaya falan. Şimdi her şey aynen, ben de o şekilde daha düzgün, derli toplu bitkilerime bakıyorum. Yani tabii şöyle olsa, şimdi bütün dünya aynı sıkıntıyla uğraşıyor ama tabii her ülke, her düzen aynı şekilde geçmiyor. Yani insanlara eve kapanın deniyor bir taraftan ama insanlara eve kapandıktan sonra bu insan neyle yaşayacak, neyle geçinecek, kirasını nasıl ödeyecek, faturalarını, bununla ilgili çözüm yok. Herhangi bir destek paketi yok, açıklanan bir şey yok. Yani iki gün eve kapatıp 5 gün sokağa çıkın, AVM'lere gidin demekle hani olmuyor. Esnaf kepenkleri indirmiş durumda. Sokağa çıkınca şöyle bir yürüyünce görüyorsun. Biz oturduğumuz kafeler, gittiğimiz yerler, dükkanların hepsi bitmiş. Sonrasında ne olur? Nasıl açılır? O insanlar nasıl tek para kazanırlar? Vallahi hiçbirini bilmiyorum. Dolayısıyla yani öyle olmuyor eve kapanın demekle. Acil bir ekonomik desteğe, yardım paketine ihtiyaç var. Belli ki o da yok. O yüzden bir taraftan da acilen bir an önce tabii ki eski düzene dönmesi, insanların tekrar ailelerine bakabilecek kaynağı sağlamaları gerekiyor. Yani çok büyük bir hayal kırıklığı bir tarafta. Bir taraftan şaşırdık mı? Hayır. Ne oldu sesim? Konuş bakayım. Bir senkron gitti galiba bende. Konuş bakayım hayatım. Merhaba. Geldin mi? Merhaba. Senkronsuz ama senkronsuz bir şekilde devam ediyor. Hello. Hello. Oldu mu? Geliyor. Hem görüyorum hem duyuyorum. Tamam, harika. Evet, şaşırmadık Tuğrul'cum bu duruma. Keşke şaşırabilseydik. Şaşırtsalardı bizi. Aynen. Yani benim mesela dışında işte sanatla uğraşan bir arkadaşım var. Devletin verdiği desteğe inanamazsın. Biliyorum. Ve var. Haberleri ve esnafa aldım. Ve şüphesiz ve esnafa ve işte mekan sahiplerine ve işte vesaire vesaire. Yani genel olarak şöyle bir kanı var. Ben aslında bunu yani dilimde tüy bitiyor. Katıldığım her yerde olabildiğince altını çizmeye çalışıyorum. Eğlence sektörü denen şeyin ne kadar gereksiz, yararsız da ilk böyle gözden çıkarılacak şey olduğuna dair bir düşünce var insanların kafasında. Arkadaşım, eğlence sektörü eğer öyleyse sen niye televizyon izliyorsun? Bırak tiyatroyu, operayı vesaireyi. Şimdi eğlence sektörünün içerisinde televizyon da dahildir, sinema da dahildir. İşte gittiğin kulüpler de dahildir. Tabii ki tiyatro, opera da dahildir. Ve herkes kendi
ekonomisine göre, kendi zevkine göre bunların herhangi birini tüketir. E olmasa şimdi televizyon, sinema olmasa, şimdi YouTube'dan izlediğin klipler olmasa, efendim söyleyeyim oyunlar, tiyatrolar olmasa ya da işte online ne der, gezdiğin müzeler olmasa nasıl vakit geçireceksin? Hiçbir şey üretmediğini düşün. Üretmiyorsun, sadece izleyicisin. Sonra eğlence sektörü tukaka. Öyle şey olur mu ya? Eğlence sektörü olmadan bir toplumun akıl sağlığının yerinde kalması mümkün değil. Ama insanlara bunu anlatamıyoruz. Ama işte böyle durumlarda daha iyi anlaşılıyor. Al insanların elinden televizyonu, al bütün kitaplarını, internetlerini kes. Yemin ediyorum herkes çıldırır. Çıldırır. Yaşayamaz. Birbirine girer herkes. Birbirine girer herkes. Yani öyle siz de ne yapıyorsunuz filan falan, biz o kadar önemli bir şey yapıyoruz ki. Ama insanlar işte yani somut olarak gördükleri, bina diktiğin zaman yaptığı şeyin çok önemli olduğunu düşünüyor. Oraya bilmem kaç katlı bina dik, onu görebiliyor çünkü. Ama bir şey izlediğinde, herhangi bir sanat eseriyle karşı karşıya geldiğinde onun üstünde yarattığı etkiyi göremezsin. Hissedersin. Ve o seninle kalır. Ve aslında önemli olan da bu. Ama işte insanlar hep gördükleri şeylere değer veriyorlar ya da kıymetli buluyorlar. Ya da onu kıstas olarak algılıyorlar. En büyük sıkıntı da bu zaten. Hele hele işte bizim gibi bir sanat politikasının olmadığı, sanatın okullarda asla ve asla gösterilmediği ve desteklenmediği toplumlarda bu daha da çok başımıza geliyor. Çünkü sanat ne yapıyor arkadaşım? Açıyor. Diyor, çalıştırıyor. Aynen, sorgulatıyor. Bir sorular soruyorsun. Aa diyorsun, bir şeyler oluyor burada. Aa, tabii akıllı insan çok istenmiyor diyorsun artık. Evet, çok doğru söyledin ya. Maalesef öyle. Maalesef. Ama biz çalıştırmaya devam ediyoruz. Ve bunun için paylaşmaya devam ediyoruz. Ben başka türlüsünü bilmiyorum. Ben başka türlüsünü bilmiyorum valla. Sorry. Kimin hoşuna giderse. Gitmeyen de gitmeyen de gitmeyecekler. Yapacak bir şey yok. Çok hoşumuza gidiyor Turuncuğum. Aynen devam. aynen devam tabii ki. Aynen. Aynen devam. Ya çok özledim. Evet. Böyle konuşunca da öyle oluyor gerçekten. Yani evet. ilk başta hep şunu diyordum. Ya bu görüntülü konu, iyi ki bu telefonlar var. İyi ki hani görüntülü olarak arayabiliyoruz birbirimizi vesaire. Fakat bir yerden sonra artık şey gerçekten şuradan, ulan bir teknoloji şunu bulsun şuradan, geçeyim karşı tarafa. En azından bir yanağını böyle bir sıkayım. Yani gerçekten bu ara en çok öptüğüm şey ekran. Sürekli böyle arkadaşlarım diye buradan öpüp. Ay çok güzel oldu. Ne kadar iyi geldin. Evet, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kesinlikle öyle sevgili atamız. Sözler gerçekten hiçbiri boş değil. Hepsi çok anlamlı. Tabii ki, elbette ki. Öğretici. Tabii ki. Yarın 19 Mayıs. Şimdiden evet. Gençlik Spor Bayramımızı da kutluyorum. Atatürk'e adma Gençlik ve Spor Bayramımız. Evet. Spora, sanata, bilime bu kadar değer veren bir öndere sahip olduğu için bu ülke çok şanslı. Umuyorum böyle önderlerimiz tekrar gelsinler, olsunlar. Sonraki nesillerin de çünkü gerçekten örnek toplumlar içerisinde yaşamaya ihtiyaçları var. Kesinlikle. Çok doğru söyledin canım benim. Kesinlikle. O zaman hangi parçayla seni uğurlasam acaba? O zaman hadi. Ya bak çok ilginç. Geçen bir follower'ım. Bir follower'ım. Sevgili Elke. Bana Kocaşehir'in bir yerinde bir söz var. Şey diyor, hiç bitmeyecek gibi dans ederdik. Kendi şey yazdım, sözleri unuttum. Hiç bitmeyecek gibi dans ederdik. Yıldızların altında gülerdik. Sokaklar, denizler, gökyüzü bizim derdik. Çok eskide şimdi. Bölümünü almış. Sanki bugünler için yazmışsın gibi. Bir tuhaf oldum. Hiç aslında alakasız. Evet, böyle bir şey tahayyül ederek yazmamıştım ama Kocaşehir iyi gider sanki beni uğurlarken. Ben şimdi de bugün çalmadım çünkü açılışı onunla yapmadım, hatta düşündüm ama kapanışa çok iyi gider. Yes. O zaman buradan bizi izleyen dinleyenlere de diyoruz ki hadi ya da yılın şarkıları az dinleyin. Fotosentezle de babaylaşalım.
Evet, fotosentez Bey. Hemen bakayım kendileri ne yapıyor. Müsait misin canım benim? Fotosentez Bey. Bir bakalım ne yapıyor kendileri. Ona göre arkasını dönüyor bana ya. Manyak mısın? Gelir misin şuraya? Ayıp ama. O kadar katıldım yani. Geliyor geliyor. Gelecek gelecek. Hayat seni kırmaz. Beni kırar. Beni kırar da seni kırmaz yani. Anladın mı? Geliyor geliyor. İlkeciğim benimle çok ilgilendin. Çok teşekkür ediyorum. Canım ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İyi ki geldin, bizimle yani, oldun. Yani bu yanımdakinden çok fazla bana sıra kalmadı ama. Neyse, benimle de sonra konuşursun hayatım. Seninle ayrıca bir program yaparız o zaman. Pliyem çok iyidir bu arada, pliyem. Tamam. Evet, sana göstereceğim. Tamam, harikasın. Bay bay. İyi bak kendine. Muah. İlkeciğim görüşürüz. Kendine çok Kurulum. Dikkat et. Çok sevgiler canım. İyi bak Love sen. You. Love you. Abim kitap önerir misin? Biri aşağıda yazmış. Evet. Ali Efe Demir. Öneririm tabii ki. Önermez miyim ya? Melisa Kesmes'in hikaye kitaplarını lütfen okuyun. Nohut Oda, Bazen Bahar. Atları Bağlayın Geceyi burada geçireceğiz. Bu üç kitabı öneriyorum. Melisa Kesmes'in öykü kitaplarını. Seviyorum. Öpüyorum. Çok güzel. Görüşürüz. Harikasın canım. Öpüyorum çok. Dikkat et kendine. Bay bay tatlım. Görüşürüz. Evet. Tuğrul Tulek'le beraberdik canım arkadaşım. Çok teşekkürler. Yine harika bir sohbet oldu. Ya da. Teşekkürler.